Merhabalar hocam. Ben Enes. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz. Şu an sorduğunuzu duyar gibiyim. Biz iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, başlıyorum hocam. Çürüğü neden ICDAS 5 ile sınıfladık? Çünkü dentin içeren belirgin kavite gördük. Hangi röntgenle bunu destekledik? Periapikal RVG. Şuralarda bir yerlerde fotoğrafı da çıkar. Dişi neyle izole ettik? Kloroksidin. Komşu dişi nasıl koruyabiliriz? Yengeç matris ya da rubber dam ile koruyabiliriz. Hangi freze nereden giriş yapacağınızı ve hangi freze devam edeceğinizi söyleyin. Rond frezle oklüzelden giriş yaparak fissür frezle devam ederiz hocam. Çürüğü nasıl temizledik? İlk önce çürüğü kaldırdık. Sonra mine duvarlarını yıktık. Diş iti basamağını nerede bitirdik? Cincivada ilk basamakta. Hangi matrisi ve nasıl yerleştirdik? Biz yengeç matris kullandık. Forceps ile takarak diş etine tak sesi geldiğinde hallediliyor. Asit bondik kompozitin uygulanma aşamaları. İlk önce dişi bir güzel asitliyoruz. Sonra hava ve su ile yıkıyoruz. En ufak asit bırakmayacak şekilde yıkadıktan sonra çektiriyoruz. Sonra bondür sürüyoruz. Sonra ışıklıyoruz. Sonra ise kompozit işlemimizle devam ediyoruz. Matrix'i ne zaman çıkartacağız? Kompoziti ekledikten sonra matrisi çıkartabiliriz. Oklüzyon kontrol için ne yapabiliriz? Oklüzyon kontrol için artikülasyon kağıdıyla kontrol edebiliriz hastanın ağzından. Kompozitin bitiminde neleri kullandık? Cilasını ne zaman ve nelerle yapacağız? Matris bandını çıkardıktan sonra sarı labutu takarız. Kenarları yüksekliğini alırız güzelce hocam, dikkatli bir şekilde. Beyaz lastiği takarız. Diamond jelini sürerek pürüzlerini alırız. Disklerle kompozit artıklarını alırız. Cilasını ise en son hocam kompozitten sonra karbit veya çok ince elmas frezlerle yaparız. Evet, benim sunumum bu kadardı hocam. Görüşmek üzere en yakın zamanda. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.